Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel bir yazlık bluz çalışması yaptık bu çalışmamızı renk renk ördük isterseniz kalan iplerle dilerseniz özellikle birkaç renk alarak bu çalışmamızı yapabilirsiniz yakamızdan başladık şöyle derin bir yaka uyguladık Şöyle tutacak olursam bakınız derin bir yaka uyguladık. Buradaki görmüş olduğunuz kısımlardan artışlarımızı yaptık. Dört yerden artış yapıyoruz. Buradan arkadan aynı şekilde Buradan üçüncüsü ve diğer tarafta dört yerden artışlarımızı yaparak roba boyunu istediğimiz ölçü olana kadar yükselttik. Sonra kol altına biraz genişliğimizi verdik ve gövdemizi örmeye devam ettik. Kimi rengimizi iki sıra örerken kimi rengimizi bir sıra ördük. Tamamen zevkimize göre renk dağılımını ve sıralamayı ayarlayarak bu güzel çalışmamızı yaptık. Önü ve arkası aynı şekilde yani her iki yönüyle de giyilebilir hiç farklı bir işlemimiz yok hep ön yüzden ördük ön yüzden ördüğümüz bütün bölümler düz olarak denk geldi. Yeterli ölçüye ulaştığımızda ise yine yakasındaki olduğu gibi kahverengi rengimizde de son bitişimizi yaptık. Aynı işlemleri kollarımızın her ikisine de uyguladık ve çok şık çok güzel bir bluz ortaya çıktı. Dilerseniz süveter olarak da bu çalışmamızı yapabilir ve kullanabilirsiniz. Hatta kendiniz için bile örebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şuradaki genişliği ve kollardaki uzunluğu ayarlayabilirsiniz yani buradaki tekli trabzanlarımız ne kadar çok yaparsanız o kadar burası derin olacaktır. Şu kısım ise daha yetişkinler için buradaki sayının artması gerekmekte. Ben altı tane kullanmıştım. Bakınız 2, 4, 6, 7 pardon 7 tane kullanmışım. Daha yetişkinler için 9, 10 olabilir. Buradaki açıklığı ne kadar isterseniz. Evet bu anlatımımızdan sonra ön açıklamamızdan sonra videomuza geçelim. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. Blusumuza yuvalar hazırlayarak başlıyoruz. Önce bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve bu düğüm saymıyorum arkasından 3 tane şöyle ilmeğimi rahatlattıktan sonra zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum 1 zincir yuvasına gelerek batıyorum ve buradan ipimi çıkardıktan sonra 3 defa da örüyorum. Birinci ilmeğimi bakınız çıkardığımı daha sonra yürüttüğümüz ilmeği 1 2 3. Buraya minik bir yuva oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Burada trabzanın ve zincirimin en üst tepesinden katları arasından giriyorum. Ve ipimi alıyorum. Önce aldığımı, doladığımı ve sonra ilmeği yürüttüğümü örüyorum. 2 tane yuva kurdum yeniden 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum buraya hem zincirim hem de katının bulunduğu birleşme noktasından iki ilmeğin ikisinden de şöyle giriyorum geçiyorum 1 2 3 defa da alıyorum 3 tane yuvam oldu 4. yuvam için yine 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum kat aralarına giriyorum 1 ve 2 iki. ikisine de girdim bakınız ipimi geçiriyorum çıkardım ipi doladım ipi ve örgümü götürdüğüm ipi örerek yuvalarımı hazırlıyorum şu an 1 2 3 4 tane yuvam oldu bakın şöyle bunların içerisine trabzanlarımızı yerleştirdiğimiz zaman bluzumuz çok rahat ilerleyecek şimdi biraz büyütelim ben kutucuklarımı örerek geldim. Bize 38 tane kutucuğumuz lazım. Şu şekilde yerleştirme yapacağım. Onu e, göstermek istiyorum bakınız. 7 7 ön ve arkalarımız olacak. 10 10 da kollarımız. Aralarda birer de e, artış yerlerimiz için lazım. 7 14 15 16 17 18 28 ve 38 tane kot ocağı bizim ihtiyacımız olacak. Hemen sayıyorum kaç tane ördüğümü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 ve 38 tane yuvamı hazırladım. Şu kalan fazlayı ben sökerek e, geliyorum bluzumuzu örmek için 38 tane yuvamız gerekmekte. Bu hesabı şu şekilde yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum bakınız. Onar kollarımıza vereceğiz. 7'şer ön ve arkamıza birer de ayrım ve artış yerlerimiz olacak. 14 bu ikisi. 15, 16, 17, 18, 10 daha koyduğumuz zaman 28 ve toplamda 38 tane yuvamız hazır. Tam 38 yuvayı hazırladıktan sonra İpimizi şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan kesiyorum ve gruplarımı açık haldeyken yerleştiriyorum ki sıkıntı olmasın. Sonra ilk sıramızla birleştiririz. Şöyle burada 38 tane yuvamız hazır. Mavi rengimi alarak başlıyorum. Mavi rengime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve yuvalarımı örmeye başlıyorum. Yuvamın şöyle ilkini arkaya doğru bu kısmı yatırıyorum ve başlıyorum ilk yuvamı örmeye bunu bir zincir olarak sayıyorum ve buradan o ipimi de yan tarafa yatırıyorum 1 2 aşağıdakini de saydığımız zaman 3 tane zincirimiz olmuş oluyor ve yanına iki tane trabzanımı örüyorum toplamda 3 trabzanımız buraya Oldu bakın 3 trabzan. Tekrar tığımın başında doluyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Bir taraftan da iplerimi gizleyerek 3 trabzan da buraya örüyorum. Bir dolayıp iki defa da çekiyoruz trabzanlarımızı. İki ve 3 Şöyle görelim. Bir tanesi şunu köşe olarak sayıyorum. Bunu saymayacağız. Geri kalan bölümlerden 7 tane e, örerek ilerleyeceğiz. Yani bu köşemiz olacak. 1, 2 oldu. Toplamda 7 tane olana kadar gruplarımızı içerisine girelim. Ve üçer üçer trabzanlarımızı örelim. Hiç atlamıyoruz. Şu iplerimizi yarımlamadan, trabzan gruplarımı örerek geldim. İlkini köşemiz olarak ayıracağız. Bunu böyle kapatıyorum. 2, 4, 6, 7 tane trabzan grubumuzu ördük. Bu bitişteki köşemizin ilk yarısı. Bir de biterken yanına öreceğiz. İkinci yarısıyla tamam olacak. Bunu şöyle göstermeden şöyle saymanızı istiyorum 2 4 6 7 7 tane trabzan grubunu ördükten sonra 2 zincinin içerisine giriyorum ve çift olarak örüyorum 3 tane trabzanımızı bu noktaya örüyoruz. 3 trabzanımız ördükten sonra üzerine 1 2 3 tane zincirimizi çekip tekrar tığımın başında doluyorum aynı noktaya 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1. 2 ve 3. Burası bizim ilk köşemiz oldu. Burayı arka olarak kabul edersek arkadan öne doğru geçişteki ya kola doğru geçişteki ilk köşemiz. Şimdi kolumuzu örmeye başlayalım. Kolumuz için 10 adet yuva hazırlamıştık. 10 tane trabzan grubunu her bir yuva içerisine örüyoruz. Birinci yuvamı ördüm. Hemen doluyorum. 2. yuvamı örüyorum. 3. Toplamda 10 tane olana kadar yuvalarımızı birer birer örelim. Köşeden sonra sayıyoruz. 1 2 3 şu anda 10 olacak. Kolum için 10 tane trabzan grubunu köşemden sonra ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi buradaki köşemin aynısını önümüzdeki ilk yuvaya kuruyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı ördüm. 3 zincirimi çekiyorum araya. Tekrar tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum ve 3 trabzanımı örüyorum. 2 3 köşemizi de örerek tamamladık burası kolumuzu şimdi önümüz için örmeye başlayalım önümüz için 7 tane trabzan grubunun ilkini örmeye başlıyorum yanına giriyorum toplamda ikisini şimdi ördüm 7 tane olacak 7 trabzan grubunu köşemden sonra örerek tamamladım. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi buradaki köşemin aynını tekrar ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Yuvama giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3 tane de zincirimi çektim. Yine aynı yuva içerisine giriyorum. Köşemi yeniden Ördüm. Bu da önümüz için bir köşeden bir köşeye arada 7 tane grubumuz var. Şimdi son olarak kolumuzu örüyoruz. 10 tane trabzan grubunun ilkini örmeye başlıyorum. Toplamda 10 tane olunca artık gövdemizi birleştiriyoruz. Bir bütün halinde örmeye başlıyoruz. Köşemden sonra kolum içinde 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzan grubunu ördüm ve bakın artık örecek yerimiz kalmadı. Şimdi burayı düzeltiyorum şu şekilde lütfen buna dikkat edelim. Düzgün bir biçimde düzeltiyorum. Şöyle buradan diğer tarafa şu kısma geçip burada ilk e, köşemizin ilk grubunu örmüştük. İkinci grubunu da ördükten sonra üzerine örerek devam edeceğiz ama ben aynı rengimi kullanmak istemiyorum. Başka rengimle devam edeceğim. Bakın burada birleştireceğiz artık. Şöyle elinizle düzeltelim. Eğri olmasın. Yani yönlerimiz kıvrılmasın. Şu şekilde düzgünce olduğunu görelim ön yüzden. Elimize alalım ve tığımın başını dolayarak buradaki yuvaya giriyorum ve buraya grubumun ikincisini örüyorum. 1 2 3 3 tane ördüm ve 1 2 3 tane zinciri çekip batıyorum arasından geçiyorum ve bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum isterseniz şu şekilde de geçiş yapabilirsiniz tığımın başını dolayıp direkt birinci trabzana batıp 1 2 o zaman daha ortada kalacak bir zincirimi de çektikten sonra dilerseniz eğer sıkıştıracaksanız iki de çekebilirsiniz ipimizi keselim ve birinci sıramızı bu şekilde birleştirme işlemimizi yaparak tamamlayalım şimdi şuradaki kahverengi ipimi diğer tarafa alıyorum şu kalanı Buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Sıkıştırıp şöyle getiriyorum bakınız iyice. Hem kaybediyorum hem bu aradaki boşluğu da kapatmış oluyorum. Orayı zaten yukarıda kapatacağız. Evet. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Yaptığımız işlemi görmemiz için şu şekilde masanın üzerine koydum. 10 trabzan grubu 10 trabzan grubu kollarımız için ördük 7 trabzan grubu 7 trabzan grubu ise önümüz ve arkamız için eşit bir şekilde kurduk her bir köşemize ise çiftli gruplarımızı ördük 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şu şekilde büktüğümüz zaman öreceğimiz e, çocuğumuzun şöyle bakınız Boğaz ölçüsündeki açıklığını görmekteyiz. Eğer daha dar istiyor iseniz şöyle birazcık daha buradaki trabzanımızı 10 değil. Ben biraz derin olmasını istemiştim. Ee, 10 değil 8 yapabilirsiniz. O zaman iki tane şöyle bir tane eksildiğini düşününce bir tanesi arkada eksileceği için şurada olacaktır. Evet şimdi ikinci sıramı örmeye başlıyorum. Bir zincir çektim ve herhangi bir köşemize geldim. Batıyorum ve buraya sabitliyorum. Bunu 1 olarak sayıyorum. Köşemizden başladık ve köşe olarak öreceğim. 2 3. Yanına 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve ikinci trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle biraz kaydırıyorum bu tarafa. Yanına 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 tığımdan çıkardım hemen yeniden şöyle toparlayarak alıyorum 2 ve 3 köşemizi ördüm 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanım tamam oldu şimdi yanlardan devam ediyorum ipimi yine sol taraftan alıyorum ve ilk üçlü grubun arasına giriyorum üçlü grupların aralarına batarak öreceğiz yine üç tane trabzan birinci trabzanım ördüm 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm ve devam ediyorum 1 2 3 her bir 3 trabzan grubu arasına girerek üçer üçer trabzanlarımızı örelim gireceğimiz yerler öreceğimiz yerler çok belirli bakınız hemen her grubun arasındaki şu kısım şurası bakın hepsi belirli doluyoruz. 3. Devam edelim köşeme doğru. Köşemden başlamıştım. Birer birer aralıklarına girdim. Bakınız şöyle tutuyorum. Ve burada her bir sıramızda bir tane artışımız olmuş olacak. Bu kendiliğinden artıyor. Biz hiç e, ekstra bir gayret göstermiyoruz. Kendiliğinden gelişiyor. Sayalım mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakınız aşağıdaki sıramız 10'du. Bir üst sıramız 11. Bir sonraki 12, 13 şeklinde devam edip ilerleyecek. Şimdi köşemin bulunduğu yere geldim. Yine hiçbir işlem yapmıyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. Araya 1, 2, 3 tane de yeni zincirimi çekiyorum. Yine tığımın başını dolayarak köşemin 3 trabzan daha girerek örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ördüm ve tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız buraya. Kesinlikle şuraya değil. Bazen yanılmalar olabiliyor. Bu köşenin dibini örme atlanabiliyor. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız nereye batacağını bilmedikleri için şuraya değil. Hemen bir alt sıradaki ilk üçlünün başına giriyoruz. İlk üçlüyle başlıyorum. Ve devam ediyoruz. Buradan ta ki diğer köşenin dibine kadar, buraya kadar bütün üçerlerin arasına girerek örüyoruz. Köşemden diğer köşeme kadar örerek geldim. 2 4 6 8. Bakın her sırada birer tane artıyordu. Yine köşemizin dibine, hemen öncesine de bir üçlü grubumu ördüm. Şimdi tepe noktasına geçiyorum. 3 tane trabzanım. 3 tane zincirimi çektikten sonra yeniden bu noktaya girerek 3 trabzan daha örüyorum ve tığımın başında doluyorum hemen köşemin dibine ilkli grubun önüne 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 ve devam ediyorum diğer köşemize kadar aynı işlemlerimizi yaparak ilerleyelim buraya kadar yaptığım işlemin Aynını buradaki köşemize kadar getirelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldik. Şimdi mavi rengimizi iki sıra olarak örelim. Geçişimizi sizlerle birlikte çalışalım. Üç tane trabzanımı hemen köşemin yanına örmüştüm. Şimdi yukarıya doğru geçiş yapacağız. Buradaki trabzanımıza şöyle üç tane zincir çekmiştik. Bakınız. Üç tane çektiğimiz zincirin tepe noktasına gelerek tığımın ucunu giydiriyorum. Aradan şöyle geçiyorum. Bakın başını dolamadan aradan ilmeğimi geçirdim. Sonrasında yandaki trabzanın üzerine batıyorum. Yani ikinci trabzanın ilmeğimi çıkarıp üzerinden şu içinden geçiriyorum. Ve sonrasında üçüncü trabzanımın da üzerine batıyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle kayarak üzerinden bakınız her bir trabzanımızın üzerinden geldim. Şimdi ortaya şu şekilde giriyorum. Ve buraya başlıyorum. 1, 2, 3, artık köşemi olduğu gibi öreceğim 2 ve 3 1 2 3 tane de zincirimi çekeceğim yeni 3 tane trabzanımı örerek köşemi tamamlayacağım ve sonrasında yine hemen köşemin yanına ilk grubumu örme ile başlayacağım ve bundan sonrasında hiç farklı işlem yapmadan başlangıç yerime kadar aradaki trabzanlarımı üçer üçer öreceğim hemen köşemin öncesini mutlaka öreceğim köşemizi yine çift ördükten sonra hemen yanına ilk grubumuzu ve birer birer aralarda gruplarımızı örüp köşelerimizi tamamlayıp sıra sonuna kadar devam edeceğiz sıramızın sonuna kadar örerek geldim başlangıçta bitiş noktasının yan yana olduğu yerdeyim şimdi bu sıramızı iki sıra ör olarak ördük tamamladık şimdi atıyorum 1 ile 2'nin arasına girip ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve diğer rengimi alarak örmeye başlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. ipimi kestiğim yerden değil, herhangi bir köşeden örmeye başlıyorum. Şu ipimi alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ipimi sol tarafa yatırdım ve köşemi örüyorum 1 2 3 yeniden aynı yere giriyorum 1 2 3 bu işlemlerimizi tekrar ederek roba kısmımızı biraz büyütelim gövdemizi birleştireceğimiz yerde yeniden görüşelim İstediğiniz gibi renk e, sıralaması yapabilirsiniz. Tek renkli de iki renkli, üç renkli ya da kalan ipleri değerlendirmek için de bu çalışmamız çok güzel olacaktır. Evet böyle başladım. Yine aynı işlemlerimin tekrarıyla devam ediyorum bamızı örerek devam ettim ve bu şekilde büyüttüm. Yeterli oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördük. 8 sıradan sonra artık kolumuzu gövdemizden ayırma vakti geldi. Kolumu ayıracağım yerde ben birli olarak başladım. Bakınız çiftli olarak başlamadım. Çift olarak girdiğimiz yerden 3 tane trabzanımızı ördüm artış yerinden ve birer birer hepsini aynı şekilde örerek geldim yine çiftli olan kısımdayız ve 3 tane trabzanımızı ördüm buradan zincir çekerek kol altına genişlik vermek istiyorum burası bakınız yakamızın olduğu yer burası önümüz şöyle kollarımızı görmekteyiz şimdi kol altından zincirimizi çekelim ve gövde genişliğimiz için biraz zincirimizi çekelim 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak arka tarafın artış yerinin arasına giriyorum. Ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. Sonrasında arkadan birer birer uygun yerlere batarak trabzanlarımı örmeye devam ediyorum 2 3 hepsini örüyorum başlangıç yerime doğru yani arkamızın tamamını örelim şurada görüşelim artış yerinde görüşelim zincirimizden sonra trabzanların tamamını ördüm yine artış yerine geldim kolumu şu şekilde büküp diğer tarafa birleştireceğim ama öncesinde zincirimizi çekerek devam edelim 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Diğer tarafta kaç tane zincir çektiysek bu yöne de aynı zinciri çekmemiz gerekmekte. Şöyle 3 tane zincir çekerek başladım. Trabzanımın tepesine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum arkadaşlar. Sonra ikinciyi girerek kaydırıyorum. Üçüncüyü girip ilmeğimi kaydırıyorum. Ve ara boşluğa geçiyorum ara boşluğa da geçtikten sonra 1 2 3 tane zincirimi çektim buradan 3 tane trabzanımı ördüm aynı renkle devam ediyorum şimdi zincirimin başına kadar arada hiçbir işlem yapmadan mavi rengimle ilerliyorum Bu şekilde kola doğru yani zincirimizin bulunduğu yere doğru gelelim. İkinci sıramızı örerek geldim. Şimdi zincirimin hemen yanı başındayım. Evet. Üçüncü trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve buraya bir tane trabzan grubu örüyorum. Aynı yere ördüm. Bakınız üç tanesini üçüncü trabzan üzerine ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başında oluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye girerek aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın başında doluyorum 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3 giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum, 2 atlıyorum üçüncye gelip atıyorum. 3 tane trabzan grubu örüyorum. Toplamda kaç grup ördüğümüze bakalım. 1 en sondakini ördüm. 2 3 4 ve bu tarafa geçerken yine buranın ilk trabzanına da 3 tane trabzanım örüyorum ve kol altı için yani gövde genişliği için şu şekilde bir artışımızı yapmış oluyoruz ve gövdemiz şöyle dışa doğru da çıkacak Evet şimdi zincir çekmeden artışımızı şöyle göstermek istiyorum. Kaçıran arkadaşlarımız için. Bir en sondaki trabzanın üstüne birinci grubumu ördüm. ikinci grubum, üçüncü, dördüncü ve beşinci grubumu ördüm. Tığımın başını doluyorum. Artık ana gövdeye geçiyorum. Buradan normal boşluklara girerek yani olması gereken yerlere üçer trabzanlarımızı örerek başlangıç yerime kadar geliyorum. Önce tabi bu kolumuzu da yine birlikte yapalım. Şuraya kadar gelelim. Kolumuzun altına kadar geldim. Şimdi tığımın başında doluyorum. En sondaki trabzana 3 trabzan örüyorum. 1, 2, 3. İpim katlı bir ip olduğu için açılabiliyor. Onun için şöyle tekrar tekrar takmadan almaya çalışıyorum. Birinci grubum ördüm. Tığımın başında doluyorum. Bir, iki, üçüncü zincir yuvasına girerek bir grup daha örüyorum. İki kol altındaki grup sayımız aynı olacak. Diğer tarafta başlangıç ve bitişle beşti. Burada da aynısı olması gerekmekte. Tığımın başında oluyorum. Bir, iki, üçüncüye giriyorum. Aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1. grubum, 2. 3. grubum oldu. Tekrar tığımın başında doluyorum. 1 2 3 sayıyorum, batıyorum. 1 2 ve 3. 4.'üyü de ördüm. 1 2 3 4. 5. ve son grubumu alttaki Trabzan grubunun ilkine batıyorum ve hepsini bu noktaya örüyorum. 2 ve 3. Evet, toplamda 5 tane artışımızı yaptık. 1 2 3 4 5. Şimdi sıramı buradan şöyle batıyorum. Şu araya da girebilirim. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra artık gövde kısmını başlatmış olduk. Gövde kısmımızda istediğimiz kadar renk geçişleriyle hiçbir farklı işlem yapmadan sürekli renklerimizi değiştirerek ya bir sıra ya iki sıra örerek ilerleyeceğiz. Şimdi ilk rengimizi birlikte örelim. Sonrasında sizler istediğiniz renklerle örün. Ben de öreyim. Biraz büyüktükten sonra görüşelim. Ama ilk rengimizi birlikte çalışalım. Kırmızı rengimi alıyorum. Hep ön sıradan öreceğiz sevgili arkadaşlar. Hep ön sıradan kol altından başlıyorum. 1, 2, 3. İpimi sol tarafa yatırıyorum. Aynı yere 3 tane trabzan. Artık köşemiz yok. Hep üçerli gruplarımızı örerek devam ettireceğiz. Araya giriyorum. Üçer trabzan grupları arasına yeni üçerli trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde ilerliyorum çok kolay ve çok zevkli olacak renklerimizi değiştire değiştire öreceğiz şöyle ipimi alttaki ipimi şöyle biraz asılayım güzelce gizlenmesini sağlayalım ki daha sonrasında bizleri yormasın örerken gizleyelim 2 ve 3 Evet bu şekilde devam ediyorum Yüz yönden örüyoruz ve bitişimizi yapıyoruz giriyorum 1 ile 2'nin arasına girdim. İlmeğimi kaydırarak geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve bundan sonrasında artık yeterli ölçü olana kadar bu şekilde örerek büyüteceğiz bluzumuzu ben yeterli ölçü olana kadar ördüm yakasını kahverengimizde başlamıştık bakınız kolunu da yine kahverengimizde ördüm diğer kolumuzu da sizlerle birlikte öreceğiz gövde kısmına kaç sıra ördüğümüze bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 sıra ördük yeterli oldu benim için ön ve arka zaten bakın eşitti şimdi diğer kolumuzu da kahverengi rengimizle örelim sadece zincirlerimizi çekeceğiz ve batacağız altı da aynı şekilde yapacağız önce aşağı yapalım isterseniz sonra kolumuza da geçelim herhangi bir yerin aradan giriyorum bir tane zincir çekip tığıma düğümümü atmıştım buraya sabitleniyorum 1 2 3 tane zincir çekip araya giriyorum ve bir tane sık iğne ile burayı kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum araya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir kolumuzda da aynı işlemimizi yapacağız bütün çevresini alt kısmı zincirlerle örüp tamamlayalım 3 tane zincir araya girip batıyoruz sık iğnemizi örüyoruz Kolumu da aynı etek ucundaki çalıştığımız gibi herhangi bir yerinden başlayıp üçer zincir bir sık iğne ile e, örüyoruz. Genelde kol altından başlamak en güzelidir. Kolumuzu ördüğümüz zaman kol altından başlıyorum. Bir tane düğümüm atmıştım. Bir, iki ve üç tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir, iki, üç, üç zincir hemen ilk gelen yere batalım. 1 2 3 aralıklarla bu şekilde örelim ve başlangıç yerimize gelelim 3 zincir bir sık iğne Evet sevgili arkadaşlar sırası ile renklerimizi değiştirerek bluzumuzu ördük ve yeterli ölçüye ulaştık ve artık kullanıma hazır hale geldi. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.